Sevgili dostlar merhaba. Beyin yıkama tarihi 3. bölümle karşınızdayız. Bu bölümde Çiğdem'le ne güzeldir romantiklik konuşacağız. İsmini duyar duymaz gülmeye başlamam değil mi? Evet. Bence çok güzel bir bölüm olacak. Eğleneceğiz. Eğleneceğiz değil mi? En başta ikimiz olmak aynen. Üzere. İnşallah Muhammed de bizimle eğleniyordur diyerekten. Şimdi beyin yıkama da bu romantik ilişkiyle ilgili bayağı bir modern insana çok böyle sağlam empoze edilmiş şeyler var. Biz bunları konuşacağız ve bunların ne kadar da aslında romantikle bağlandığını, romantizmle yakışıklı erkek, güzel kadın, oralarla nasıl bağlandığını ve bu bağlantıların ne kadar mantıklı olup olmadığını konuşacağız bu bölümde. Evet. Şimdi sen de ben de bayağı bir film seyredicisiyiz. Çok severiz. Seyredicisiyiz. Evet. Konuşamadım. Severiz. Severiz. Bir yandan da aslında aynı paternler, aynı örüntülerin olduğu filmleri de seyrediyorum ben. Sen de, ben de. Seyrediyorsun. Şimdi bu filmlere bakarken de şu anda olduğumuz yerden, hani burada şu an hangi mesajı alıyor benim içim diye baktığımızda da bayağı enteresan şeyler çıkıyor. Biz onları da bayağı bir konuşuyoruz. Hem Çiğdem'le konuşuyoruz hem de aslında eğitimlerde de bunları konuştukça, buralara baktıkça bayağı hayatımızdaki düzenlemelerimiz değişiyor, alışkanlıklarımız değişiyor. Bayağı bir aha moment yaşıyoruz. Ve bir de grubun enerjisi yükseliyor ya birden bu konular konuşulmaya başlayınca o da benim pek hoşuma gidiyor gerçekten. Evet, evet değil mi? Aynen. Oha, aha, bu oha anları miymiş? Dediğiniz evet. Türkçe'de hani aha moment'ın Türkçesi aynen. Oha anları olarak yaşadığınız şeyler. Şimdi romantizm deyince modern kadının ve modern erkeğin aslında hiç de farkında olmadan içine aldığı mesajlar var. Ki bu mesajlar baktığımızda hani anne babalarımızda ne kadar var orası tartışılır ama anneannelerde babaannelerde o mesajların hiç olmadığını biliyoruz. Bize bayağı bir film endüstrisi tarafından verilen, bizim de aa ne kadar güzel bunlar diye kabullendiğimiz mesajlar. İşte romantizm nasıl sağlanır? Mesela dışarıda yemeğe gitmek, işte artık Türkçe'de de bayağı kullanılan date'e çıkmak gibi kullanılan terimler var. Şimdi bu date mesela nedir? Bunu konuşarak başlayalım. Ben de tam onu diyecektim. Date'e çıkınca neler yapılır? Neler evet, yenir? Neler yapılır? Neler içilir? Neler birlikte yapılacak? Bunları bayağı kafamızda belli kalıplarla almışız aslında. Bayağı almışız. Şimdi mesela yemeğe çıkıldığında yemek olacak. Yanında da bir ne olacak? Alkollü içki ve tercihen de şarap olacak değil mi? Kırmızı şarap olacak. Evet. Evet. Şimdi mesela romantizm, hani birbirini sevmek, birbirine şefkat, ilgi göstermekle şarabın ne ilgisi var? Şimdi böyle düşününce ve soruyu buradan sorunca çok saçma oluyor. Hadi diyelim ki, ya hadi şarabı şey yaptık, kenara aldık. Hadi gelin oradaki şeylere bakalım. Pizzayla romantizmin ne ilişkisi var? Makarnayla romantizmin ne ilişkisi var? Bu arada ne hikmetse orada da pizza olunca o romantik date'in bir parçası oluyor. Ama etli kuşbaşılı pide olunca o romantizmin bir parçası olmuyor. Ya da makarnayı işte üzerine yoğurt döktün, kıyma döktün, kıymalı soğanlı yoğurtlu makarna bir date'in parçası olamazken kesinlikle olamaz. Penne arabiata ve onun yanında bir kırmızı şarap ne kadar güzel bir date oluyor. Ben de böyle makarna çok değil de hani makarnayla böyle dışarıda yemeği pek böyle zihnim nedense orayı alamamış reddetmiş. Ama aynen. Bu pizza şarap bende de bayağı yer etmişti. Bir de şey vardır ama balık yemeye gidilir. Balığın yanında da rakı içilir değil mi? Yoksa balık ağlar gibi evet, böyle. Evet. Hatta böyle kadınlara da orada rakı içen kadın candır gibi başka anlamlar da yükleyip evet, böyle evet. İyice değil mi? Doruğa çıkarmak. Doruğa çıkma. Orada belki bu alkolle linklenen şeylere de ayrı bir videoda onu daha kesin, da ayrıntılı kesin yapalım. Değiniriz. Rakı içen kadın candır. Asla. Arkadaşlar biliyorum havuz var. Hepiniz de iyi seneler. İyi seneler. Sen bu sarı fırtınayı çok ararsın. Hay Allah'ım ya. Şimdi
Şimdi biz aslında bir sürü hikayeye linklenen ürünlerden bahsetmiştik. Hani sigara hangi hikayeye linkleniyor demiştik ve orada dedik ki yetişkin olma hikayesine linklendi. Şimdi burada da bu yemekler, işte çikolatası, makarnası, pizzası, dışarıda yeme konseptinin kendisi. Bunlar hangi hikayeye linkleniyor? Romantizm hikayesine linkleyince bu ürünleri ve bu yaşam tarzını çok güzel bir şekilde empoze edebiliyorsun. Ve romantizm, yani oradaki sevgi ilki ve başka bir insanla bir olma o kadar güçlü bir arzusu ki insanlığın. O hikayeye linklersen herhangi bir ürünü, işte pırlantayı linkliyorlar, çikolatayı linkliyorlar, kırmızı gülü linkliyorlar. Yani şu anda siz de bu videoyu seyrederken başka bizim unuttuğumuz varsa lütfen yazın. Onlara linkleyince ürününü satıyorsun ve yalan bir dünyanın üzerinden biz ihtiyaçlarımızı karşılamaya çalışıyoruz. Ama yalan olduğu belli. Yani kimse eğer ilişkisi iyi gitmiyorsa dışarıda bir restorana gidip de pizza şarap eşliğinde o ilişki iyiye gidiyor mu? İlişki iyiye gitmiyor. Belki o anın sarhoşluğu içerisinde hem gerçek manada sarhoşluk hem de işte ben gittim, ay bu ortam çok güzel falan. Bir iki saat belki inandırabilirsin kendini. Ama sonra hayatın gerçekleriyle yüzleşiyorsun. Hani kırmızı şarap, pizza, güller, pırlantalar değilmiş hikaye. Hikaye aslında bir ilişkinin içerisinde var olmayı öğrenmek, almayı öğrenmek, vermeyi öğrenmekmiş. Gerçek girdiğinde gerçek bağlantıyı öğrenmek. Ya oralara girdiğinde oha anını yaşıyoruz. Evet, bu değilmiş diyoruz. İşte o zaman hikaye olduğunu görmeye başlıyorsun o şeyin. Sana evet. Anlatılan paketlerin, verilen paketlerin. Evet. Yani o filmlerde evet hep böyle bir şey çiziliyor ya. İşte makarna yeniyor, şarap içiliyor, pizza yeniyor, şarap içiliyor falan. Ama herkes fit mesela. Hani buradan bile anlayamaz mıyız bunların hikaye? Buradan bile anlayamaz mıyız? Diye büyük bir soru işaretim evet, var. Evet, o romantik filmlerde erkek ne yapar? Şurasında bir tane şey vardır, havlu vardır. O havluyla makarna pişirir. Ve makarna pişirirken de kırmızı şarabını böyle çevirerek bize şey yapar. Ve bayağı böyle altılı böyle baklava karın kasları vardır. Kadın baş oyuncu da gayet böyle fittir. O da makarnasını yer. Yani şimdi bu romantizmi makarna ve şarap üzerinden yaşayarak bu insanlar böyle fit nasıl hani? Bunu sorgulamaya başlamak bile bir adım gibi sanki. Önemli bir adım. O yüzden beyin yıkama tarihinde romantizm, derin bağlantı kurabildiğin ilişki gerçekten bu mekanizmalar üzerinden mi yaşıyor diye sorgulamaya davet ediyorum bu videoyu seyreden herkese. Ve şunu hatırlatmak istiyorum, bu linklemeler, bu bağlantılar da çok yeni. Anneannelerimizin böyle bir konsepti yoktu. Benim annemin de, babamın da böyle bir konsepti yoktu. Seninkilerin de yoktu yani. olduğunu evet zannetmiyorum. Ya da çok eskilere dönelim. İşte o güzel aşk hikayelerinde anlatılan şeylerde de yani dışarıda birbirine çikolata verdiğinde ah ne kadar beni seviyor, ne kadar seviliyorum konsepti yoktu. Buralara bir uyansak ne kadar güzel olur. O zaman bu ürünler üzerinden değil de gerçekte bu ihtiyaçları karşılamanın yolları nelerdir? Bu ihtiyaçları karşılamayı ben acaba nasıl engelliyorum? Sevgiyi almayı ve sevgiyi vermeyi kendimde nasıl engelliyorum? O zaman oralara bakmaya başlayacağız. İşte makarnasıdır, şarabıdır onların peşinde koşmak yerine. Yani evet, bir konuya daha gireceğim ama girsem mi girmesem mi diye de böyle bir düşünüyorum. Yani bu 14 Şubat diye Sevgililer Günü romantizm hikayesi var ya, orada da bize satılan bir şey var. Ona baktığında orada sen ne fark ediyorsun? Sevginin tanımı gerçekten oraya yüklediğin anlamlar mı? İşte o gün bana çiçek gelsin, o gün bana çikolata gelsin mi? Yoksa biz başka bir şey mi arıyoruz? Buraya da bir dikkatimizi getirsek, konu biraz tehlikeli ama korkarak açtım. Şimdi yaşı itibariyle de ben 14 Şubat'ın beyin empoze olayını yakalayamadım. Çünkü 14 Şubat pompalanmaya başlandığı zaman ben evliydim. Daha genç olanlar aslında daha çok etkilendiler benim anladığım kadarıyla ve 14 Şubat bayağı önemli bir gün olarak tanıyor. İşte bu da çok güzel. Çeşitli çeşitli şeyleri satmak üzere bir paketleme. Eğer bu videoyu ilk seyrediyorsanız lütfen daha önceki videolarımızı da seyredin ki bunlar nasıl bağlantılanıyor, nasıl paketleniyor onları da daha iyi bağlayın. Sevgili arkadaşlar, gerçekten hayatımızı ne kadar coşkulu, ne kadar zengin, ne kadar bolluk bereket içinde, ne kadar canlı yaşayacağımız
ve yaşadığımız bu hikayelerle kurduğumuz bağla ilgili. O hikayelerin girdabına kendimizi kaptırıyorsak, o zaman biz işte şundan şikayet eden, bundan şikayet eden, onu suçlayan, bunu suçlayan insanlar olarak hayatımıza devam ediyoruz. Hadi hep beraber gelin bu hikayelere bakın diyorum ben. Biz bu videoda birçok örnek sıraladık. Belki sizin romantizmle ilgili başka örnekleriniz vardır. Belki de bu anlattıklarımız sizin içinizde de birçok duygu, birçok anekdot uyandırdı. Siz acaba romantizmi geçmiş yıllarınızda ya da şu an nasıl yaşıyorsunuz? Neler bekliyorsunuz? Romantizmle kafanızda mentor olarak bağlanan hangi metalar var? Onları da bizimle yorumlarda paylaşın lütfen. Yeni videolarda buluşmak üzere.